Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz dindaşlar, milletdaşlar, yurtdaşlar, tildaşlar, hemelerinizge, hemmemizge, berçe Müslümanlarge bu Ramazan hayatı mübarek bulsun. Allah Ta'ala bu uluh günün acrı sevabıdan, hayırlardan hemmemizge töküp saçsın ilahim. Sizlerge Mısır diyarıdan Azhar-ı Şerif mescididen El-Cami'ul Azhar diye meşhur bugün ilim minaresi bulgen, belki ilim kıblesi bulgen Azhar-ı Şerif dergahıdan müracaat kıptırıbımız. Allah Subhanehu ve Teala bu selamımızın hemen gizge yetişini ve icabat buluşunu uzdan sonra kolamız, uzun nasip eylesin. Bu gün cüdehem uluk mübarek gün, hayit bayramı. Hayit sözü, bizde aslında iyid sözünü alınken, iyid İd bolup keyin hayit bo'lib ketgan. İd degani tekrarlanuvchi kun degan. Bu hayit tekrarlanib, ma'lum muddatda tekrarlanib turgani uchun İd deb nomlangan. Boshqa tekrarlanuvchi bayramlar ham arab tilida İd deb nomlanadi. Biz Ramazon farzini, ya'ni islom rukunlaridan bir rukunni ado qilganimizni munosabati bilan bu kunni Alloh taolo bizga bayram qilib bergan. Bu ma'no bizga islomiy bir nazarını, bir felsefeni, bir karışını beledi ki İslam'da lezzetleniş emez kursançılık. Kursançılık lezzetlenişten yani ki neme kadar erişten, dünyevi bir nesege erişitlenmez. Belki İslam'da izgulikten kursançılık kılınır. Onun için biz Ramazan'ını tüketsek, bitti ibadetini becergenimiz için bayram kılamız. İzgulikke bayram kılamız. Bayramımız izgulik bilen bulan. Nima bilan o'tkazamiz hayitni? Hayitni biz namoz bilan boshlaymiz. Zikr bilan boshlaymiz. Va bir-birimizdan xabar olish, yuqsullarni yuqlash, bir-birimizni qo'llash, uzoq vaqtdan beri bir-birimiz bilan ko'rishmagan odamlar bir-birimizni ziyorat qilib, ko'ngilimizni ko'tarish, bir-birimizga sovg'a ulashish ana shunday ezguliklar, odamiylik, muruvvatlar bilan biz bayramni o'tkazamiz. Bu bizga islomning go'zalligini yana bir bor ta'kidlaydi. Islomda kursançilik, bayram lezzetlerini üstüde emas, belki ezguliklerini üstüde buluşunu kursatır. Hz. Ali radıyallahu anhu cüde hem baliğ, öte hem fasahatli, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ashabları arasındaki en alim sahabaları bugünler, zahiri ve batini ilimlerde yetik bugünler. Hz. Ali öte hem baliğ bugünlerden ve öte marifetleri belenligiden, o kişinin sözleri hikmet bulup yazılgen. İnsaniyet tarihindeki en katta hakimlerden, hikmet egalarından bo'lganlar. Sözlerini eşitip kişiler qoyil qolarkan. Aytishdiki, ey Ali, sizin sözleriniz, ma'rifatingiz, bu hikmetlerinizge biz qoyil qolamiz. Siz ham bir qoyil qolgan biror hatibni sözü var mı? Elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sözlerinden tashqarini aytishmoqchi. Shunda aytgan ekanlar ki, Hazreti Ali, na, ha degan ekanlar. Menge bir rahibinin sözü cüde yakkan. O etkendi ki, bizni bayramımız Allah'a asib olmadan günümüz. Yani İslam'ın karışı bayram kılınadı, Allah'a asib olmadan günümüz, bayram kılınamız. Bu bayramımızı isyan bilenmez, belki izgulikler bilen otkizemiz. Başka düşünce değil kişiler, Müslüman olmadan kişiler de kupunca buna aksini göremiz. Adette bayramda başka küllerde kımagan günahlarını kılışadı, başka küllerde kımagan cinayetlerini kılışadı. Ayçilerce Amerika'da yangi yıl günü, yıl boyu en köp cinayet sadır bo'ladigan kun. Bana bu ham Müslümanlarını dünya karşı mutlaka başka ekeni, ne kadar ezgulik, ne kadar ulug'vor ekenini kursadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Ebu Sa'id Hudri raziyallahu anhudan İmam-ı Bayhaqi kılgan rivayette, aytadilar ki Alloh subhanahu va taoloni bu kundagi marhamatini so'zlab Jabroil alayhissalom Qadr kechasi kuni bir jamoa farishta bilan tushadi. Keyin hayit bo'lganda Alloh subhanahu va taolo farishtalarga aytadi: "Ey ben farishtalarim, bir ishchi ishini tamomiga yetkazib mukammal bajarsa, unga qanday mukofot bo'lish kerak?" Farishtalar aytishadiki, "Parvardigor ishchi ishini oxiriga yetkazsa, haqqini to'la olish kerak." Şunda Allah Ta'ala ayet edildi ki, ey periştelerim, bunlar benim bendelerim ve çoğurlarım, kullarım ve çoğurlarım.
Bunlar benim farzımı ada kıldılar. Yani Ramazan rozasını. İzzetimge kasam, celalimge kasam, uluğuligimge kasam, aliligimge keremimge kasam. Ben bunlarını nidalarına icabet kılamın elbette. Ey bendelerim, sizlerini günahlarınızı keçirdim ve hatalarınızı yaxşiliklerge, hasenatlarge elmeştirip koydum. Deyip ayet edigenler. Allah Ta'ala ana şu makamına hemimizge nasip eylesin. Bu hayit bayramını güzellik bilen, izgulik bilen, fakat yaxşilik taratış bilen utkazışımızge uzu muvaffak eylesin. Yakın günlerde didar görüşümüzge hem Allah uzu nasip etsin. Hemelerinizge yine bir bar hayit bayramı mübarek bulsun aziz güzel uçiler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.